Arkadaşlar merhabalar bu videomda birlikte sıfır geometri kampının 17. hafta videolarına başlıyoruz. Evet katı cisimler konusunun konu anlatımına başlıyoruz ve bu hafta prizmaları anlatacağız. Toplamda 3 video olacak. Bu videoda ne yapacağız? Kitabımızda sayfa numarası 199'dan başlıyoruz. Dik prizmayı anlatacağız ve dikdörtgenler prizmasını anlatacağız sizlere. Evet sayfa numarası 199, 100, 200, 201 ve 202'yi anlatacağız ilk videomuzda. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Prizmalarda dik prizma bizim için önemli. Öncelikle tanımına bakalım. Birbirine paralel iki düzlem üzerinde alınan eş iki düzlemsel bölgenin köşelerinin birleştirilmesiyle oluşan cisme dik prizma adını veriyoruz. Evet dik prizma adını veriyoruz. Yani prizma dediğim şey şu arkadaşım. Tabanı ve tavanı aynı olan şekle biz prizma diyoruz. Bu prizmanın tabanı böyle, tavanı böyle olabilir. Şunları birleştirdiğiniz zaman bir eğik oluyor. Eğik prizma adını alıyor. Ama e, biz dik prizma ile uğraşacağız. Tabanı ve tavanı aynı olan şekil ve zemine dik olan böyle yan ayrıtları da zemine dik olacak şekilde düşünebiliriz. Biz buna dik prizma diyoruz ve dik prizma bizim için çok önemli ve biz bununla uğraşacağız. Evet Şimdi buradaki prizmayı görüyorsunuz. Bak tabanlı ve tavanı aynı olan ve köşelerini de birleştirdiğimiz zaman oluşan bu cisme biz prizma adını veriyoruz. Bu prizmada e, taban ve tavan burası ya buna üst taban diyebiliriz. Üst taban buna da alt taban alttaki şeklinde alt taban diyebiliriz. Birbirinin aynısı yalnız bu buna dikkat et. Alt taban evet burası önemli. Sonra bu şuradaki yüzeylerde görüyorsunuz arkadaşlar bunlar da yüzey. Bunlar da biz ne diyoruz? yan yüzey adını veriyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım şimdi burada birkaç böyle tanımlamalar var. O tanımlamalardan da bahsedelim. Prizmanın yan ayrıtları. Arkadaşlar şunlar A, B, C, D, E. A, B, B, C, C, D ve D, E. Bunlar taban ayrıtları. Alt taban ayrıtları. Bu da üst taban ayrıtları. Şu A üstü, B üstü, B üstü, C üstü gibi şeyler. Prizmanın yan ayrıtları da şunlar arkadaşlar. Yan ayrıtları. Yani A, A üstü, B, B üstü. Yazayım isterseniz. A, A üstü. BB üssü, CC üssü diye böyle gidiyor. İşte biz bunlara ne diyoruz? Yan ayrıt adını veriyoruz arkadaşlar. Prizmanın yanal yüzeyleri. Yanal yüzeyleri neresi arkadaşlar? Mesela şurası yan yüzey. İşte yan yüzey ya hatta yanal yüzey de denilebiliyor. Şurası, işte şurası, işte ön yüzey, işte sağ yüzey, sol yüzey falan filan. Biz bunlara yanal yüzey diye adını veriyoruz. Onları da harflendirecek olursak e, A, A üssü, E, E üssü. A, A üssü, E üssü ve e, e. ondan sonra A, B, B üstü, A üstü. A, B, B üstü ve A üstü şeklinde. E, A, B, B üstü ve A üstü şeklinde gidebiliriz. Evet. Ve bunu da böyle şey yapabiliriz. İşte buradaki yüzeylerin hepsi yanal yüzeyler oluyor. Tamam. Yanal alan nedir? E, yan yüzeylerindeki toplam tüm alan olacak. E hocam bu toplam tüm alan ne oluyor? Toplam tüm alan şunlara bakacak olursanız arkadaşlar ya hepsi dikdörtgen olduğu için bu dikdörtgenlerin alanlarını tek tek toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bak unutmayın kendiniz yan yüzey alanı yanal alan dediğimiz alanda bu yanal alandaki zaten prizmalarda hep yan yüzeyler bir dikdörtgendir. Bunu sakın ama sakın unutma. Tüm prizmalarda yanal yüz. İşte tabanına göre de isimlendiriliyor. Mesela bu beşgen prizma. Üçgen olur. Tabanı üçgen olursa üçgen prizma. Tabanı dörtgen olursa dörtgen prizma şeklinde atlandırılıyor. E burada da arkadaşlar şu yüzeyler hep böyle dikdörtgen oluyor. Dikdörtgen alanlarını tek tek böyle hesaplayabilirsiniz. Ya da dikdörtgenlerin alanlarını tek tek hesaplayacağımıza şu şekilde de diyebiliriz. Şunu açtığımız zaman bak bir dikdörtgen burada. Sonra bir dikdörtgen burada, bir dikdörtgen burada, öbürü burada, öbürü şurada, öbürü burada, öbürü de burada. Toplamda kaç dikdörtgen oluyor? 5 tane dikdörtgen oluyor. Şöyle 5 dikdörtgeni böyle kolayca hesaplayabiliriz de. Zaten prizmalarda biz hesap yaparken arkadaşlar ya böyle formüllere bakacak olursak çok fazla formül yok. Ee, o yüzden genel de bilmenizi tavsiye ediyorum. Dikdörtgenlerin alanlarını tek tek hesaplayabilirsiniz ama yanal alanda şunu da söyleyebiliriz. Taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde de biz bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Ki zaten bu prizmanın açılımında yan yüzeyde hep dikdörtgen ya. Kaç tane dikdörtgen varsa o dikdörtgenleri koy. Sonra tabanı koy. Bak açılışı bu şekilde. Tabanda bir beşgen ya. Şuraya bir beşgen çiz şöyle. Öbür beşgen şurada da olabilir. Şurada da olabilir. Fark etmez. Şöyle bir beşgen çizersin. Bak açılımı bu şekildedir. E, şurası hocam A, B, C, D, E diyecek olursak e, aynı şekilde burası da A, B, C, D, E. Şurası da yükseklik ya. İşte A çarpı H, B çarpı H, C çarpı H, D çarpı H, E çarpı H deyip dikdörtgenlerin alanlarını ayrı ayrı toplayabilirsiniz de direkt A artı B artı C artı D artı E. Direkt şurası da zaten yan yüzey alanı yapıyor arkadaşlar. O da Bak taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde söyleniyor. O yüzden bunu bilin bence. Çünkü alan hesaplanırken bunu hesaplayacağız arkadaşlar. Taban çevresi çarpı yükseklik yan alan. Prizmanın alanında taban alanları artı yan alan şeklinde gideceğiz arkadaşlar. Yan alan şeklinde gideceğiz. Taban alanları nedir? Hocam şu taban alanlarını işte eski bilgilerinizle bulacaksınız. Şu an beşgen. Beşgenin alanının öyle bir özelliği yok ama mesela üçgen olsaydı üçgenin alanını bulacaktınız. İki tane üçgenin alanı artı yan alanda taban çevresi çarpı yükseklik deyip olayı bitireceksiniz. Sonra hacim de bu da geneldir. Bütün böyle prizmalarda bu vardır. Taban alanı çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Bütün. Yani burada bizim için önemli olan şey iki şey şu. Arkadaşlar aslında önemli olan iki şey yanal alan ve hacim. Çünkü yan alan taban çevresi çarpı yükseklik. E tüm alanda zaten tüm alanı hesaplarken taban alanlarını koyacağız. Artı yan alanını da koyacağız. Taban alanlarını eski bilgilerle kullanacağız. Yine eski bilgiler işin içine giriyor. Bir de yan alanda taban çevresi çarpı yükseklik. Evet prizmanın alanı da bu şekilde. Taban alanları artı yan alan, alan şeklinde oluyor. Hacimde taban alan çarpı yükseklik. Bütün prizmalarda biz bunu kullanacağız. E bir zahmet bu iki şeyi de bilin. E şeklin açılımları da önemli. İşte tabanı kadar böyle Tabandaki sayı kadar dikdörtgen olacaktır. Tabanları da alt üstü koyarsın, o şekilde açılım da oluyor arkadaşlar. Ama bu açılım illa şu şekilde olmak zorunda değil. Beşgen tarzında da açılım olabilir. Beşgen çizersin, dikdörtgenler sonra bu şekilde çizilebilir. Bakın açılımlar şöyle de gelebilir. Şöyle bir açılım da olabilir. Evet, önce beşgeni çizip, bak tabanını çizdik. Sonra dikdörtgenleri şöyle yatırdık. Sonra bir tane bir yere de beşgen çiz. Mesela şu beşgeni de şuraya çizelim isterseniz şöyle. Şöyle bir beşgen çizersin. Olay bitti. Gördün mü? Taban ve taban. bu beşgen burada da olabilir. İki farklı açının karşılaşabilirsiniz. Yan yüzeydeki dikdörtgenler yan yana taban ve taban alt üstü olabilir. Bir de beşgen böyle tabanda olup onları hepsini zemine yatırabilirsiniz. Diğer beşgeni de bu şekilde çizebilirsiniz arkadaşlar. Açının da bu şekilde karşınıza gelebilir. E, evet, tekrarlıyoruz. Yan alan taban çevresi çarpı yükseklik en önemli yer. Buradan alanda çıkıyor zaten taban alanları artı yan alan şeklinde. Hacimde taban alan çarpı yükseklik. Bütün prizmalarda bu böyledir. Tamam. Evet bu kadar arkadaşlar anlatımı. Bir de şuna bakalım. Ara doğrular taban düzlemine dikse prizmaya. Evet dik prizma adı veriliyor arkadaşlar. Evet mesela bu tabanlarına göre isimlendiriliyor. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Üçgen dik prizma ya da üçgen prizma diye de geçebiliyor arkadaşlar. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Tabanı dikdörtgen ya dikdörtgen dik prizma. Biz buna böyle dikdörtgen dik prizma değil de dikdörtgenler prizması dikdörtgenler prizması da diyebiliyoruz arkadaşlar. Ya da dikdörtgen ya da tabanı herhangi bir şekilde dikdörtgen dememişiz ki. Bu herhangi bir dörtgen tabanı. Buna da biz aynı zamanda ne diyebiliriz? Dörtgen tabanı dörtgen olduğu için prizma adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela açılımdan bahsedelim. Şunun açılımı nedir arkadaşlar? 3 tane dikdörtgeni koyarsın böyle. Bir tane üçgen buraya bir tane de üçgen buraya koyabilirsin. İstediğin yere koyabilirsin. Ya da diğer üçgeni buraya koyabilirsin. Ya da üçgenin tabanı olacak şekilde koyarsın. Şu üçgeni koyduk şöyle bak. Sonra dikdörtgenleri koyarsın şöyle. Şöyle dikdörtgen, şöyle dikdörtgen, şöyle dikdörtgen koydun. Bir tane de üçgeni buraya koydun. Bak taban, taban, taban ve taban burada. Dikdörtgenler de bu şekilde olabilir. E dörtgen prizma da aynı şekilde. 1, 2, 3, 4 koydun. Bir tane dörtgen buraya bir tane de dörtgen buraya şeklinde koyabilirsin. Ya da dört kere böyle koyup bu şekilde de yatırım da yapabilirsiniz. Şöyle dört kere koyup şunu şöyle şunu şöyle şunu şöyle şunu şöyle koyabilirsiniz. Bir dörtgen de şurada bak taban ve taban burada olacak şekilde açılımda olabilir arkadaşlar. Evet bu kadar. Prizmanın mantığını anla. Çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Formül genel bir formül. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik hacim e, tüm alanda taban alanları artı yanal alan şeklinde hesaplıyoruz. E, bir de bir de hacimde neydi? Taban alan çarpı yükseklikti. açılımlarla da ilgili şu şekilde bilgiyi de size de vermiş bulunuyoruz. Ve artık soruya başlayalım arkadaşlar. Evet. Tabanın bir ayrıtı 4 cm yüksekliği 6 cm olan kare dik prizmanın yanal alanı kaç cm? E hocam daha kare dik prizmayı görmedik ne yapacağız? şimdi biraz sonra anlatacağız zaten karedik prizmayı da. Ee, daha doğrusu bir sonraki videoda ama artık işi öğrendik. Tabanı kare olan, tabanı ve tabanı aynı olan dedik ya arkadaşlar. Mesela tabanı, e hocam böyle paraya şeklinde hani bakış açısından dolayı böyle çizdim sadece şekli anlayın diye. Evet tabanı ve tabanı aynı olacak şekilde iki tane kare çizdim şöyle. Bakın tabanı şurası, tabanı da şurası. Bunu çizdik. Ee, tabanının bir ayrıtı kaçmış? Dörtmüş. Dörtleri yazdık ve yüksekliği de 6 olacak. Prizmanın yanal alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikti. O zaman taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi kaç yapıyor? Hocam 4, 4, 4, 4. 16 yaptı. Yüksekliğimiz de 6. 16 ile de 6'nın çarpımı kaç yapıyor? 96 yapıyor. Evet örnek biri böylelikle 96 bulduk. Geldik öbürüne. Tabanının ikinci soruya daha doğrusu. Tabanın bir ayeti 8 cm ve yüksekliği 2 cm olan eşkenar üçgen. Hemen eşkenar üçgen çiz. Taban ve tavan aynı olacak. Sonra da şunları birleştirir. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli Bakın taban burası taban burası. Bizden hacim isteniyor. E hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanı tabanın bir kenarı 8 ve yüksekliği 2 ya. Taban alanını bulabiliriz. Eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alanı neydi? Yükseklik çizerek de bulabilirsiniz tabii ki ama. A kare kök 3 bölü 4 değil miydi? Evet a kare kök 3 bölü 4 taban alanı. Çarpı yükseklik. Bitti gitti. İşte olay bu kadar. 64 bölü 4 16 16 çarpı 2 de 32. Cevabımız 32 kökü 3 yapar arkadaşlar. Örnek 3. 6 8 10 üçgeni verilmiş. E 6 8 10 üçgeninden burası 90 derece değil midir? E tabanı ve tabanı üçgen. Üçgen dik prizma bu. E, sayılar verilmiş. Prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. 6 8 10 Pisagor bağıntısı olduğu için bu bir dik üçgen. O zaman ben neyi bulacağım? Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulacağım. Hacmi bulurken arkadaşlar. Taban alanında belli. Üçgenin alanı. Yani 6 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Evet çarpı yükseklik. Yüksekliğimizde burası yapmıyor mu? Yapıyor. E 48 bölü 2'den 24. 24 ile de 12'nin çarpımı 288 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız 288 oldu. Üçüncü soruda. Geldik dikdörtgenler prizmasına. Evet tabanı dikdörtgen olan prizmaya hatta dik prizmaya biz dikdörtgenler prizması adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela şurası A iken şurası da B iken e o zaman A iken arkasında A'dır değil mi? B iken burası da B'dir. Şurası da yüksekliğe de C diyeyim. Yani şu dik olan yere yüksek ya buraya da C diyelim. Açılışı ne olacaktır arkadaşlar? Bakın yan yüzeydeki dikdörtgenleri tek tek koyuyorum. Önce bu dikdörtgeni koydum. Bu dikdörtgen sonra küçük dikdörtgen var. Bu dikdörtgen küçük dikdörtgen. Arkada da büyük dikdörtgen aynı soluyor. Şöyle bu da küçük dikdörtgen. Şuradaki dikdörtgen açılım. E, taban ve tabandaki şu dikdörtgenleri de alt üstü koyunca işte açılımı da şu şekilde olmuş oldu. Şimdi burada gerekli olan bilgileri şey yapalım bakalım. Bütün yüzeyleri dikdörtgen olan dik prizmaya ne diyoruz? Dikdörtgenler. Yani dikdörtgen dik prizma demiyoruz da dikdörtgenler prizması Diyoruz arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması diyoruz. Karşıtlı yüzeyler birbirine kesinlikle ama kesinlikle nedir arkadaşlar? Paraleldir. Yüzey olarak paraleldir. Alt taban ve üst taban. Sağlı sollu önlü arkalı. Zaten prizmalara baktığınız zaman bütün prizmalarda daha doğrusu bütün dikdörtgenler prizmasında böyle e, dikdörtgenler prizması ya da karedik prizma da bunu söyleyebiliriz tabii ki. Ön yüzey varken arka yüzey var. Sağ yüzey varken sol yüzey var üst yüzey varken alt yüzey var. Bu yüzeylerin hepsi de ne oluyor arkadaşlar? Birbirine paralel oluyor. Evet birbirine paralel oldu. Bir yüzeye ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına evet bir yüzeye ait ne diyoruz arkadaşlar? Şurada bir yüzeye ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren evet karşılıklı ya şunlardan herhalde arkadaşlar. Yani şuradaki yüzeyden mesela şu tabandaki şu karşılıklı iki köşeyi birleştiren şeye yüzey köşegeni adını veriyoruz arkadaşlar. Yüzey köşegeni adını veriyoruz. Yazamadım bir saniye. Köşegeni. Yüzey alanı nedir diye sorulduğunda. Şimdi yüzey alanı neydi arkadaşlar? Taban alanları artı yanal alan değil miydi? Evet. Şimdi şurada bir ispatlayalım. Taban alanları. Bak alanı şurada ispatlayalım. Taban alanları nedir? Hocam A çarp B'den şu dikdörtgenin alanı A çarp B. Taban alanları. A çarpı B'den iki tane var? Evet. Artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikte. Taban çevresi 2 artı 2B değil mi? 2 artı 2B olduğundan bir de yüksekliğimizde C olduğundan dolayı bu yaptığı C'yi de dağıttığımız zaman 2AB, 2AC ve 2BC şeklinde sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet bildiğiniz klasik yöntemle de bunu böyle söyleyebilirsiniz. İşte taban alanları artı yanal alan. Yanal alan taban çevresi çarpısı yükseklik şeklinde yazdığınız zaman Genel formülden buna ulaşırsınız ama dikdörtgenler prizması ile çok karşılaştığımız zaman e, şu şekilde bakın kenarlar ABC iken kenarların ikişerli çarpımı. Evet AB'den iki tane olacak. Sonra BC'den iki tane olacak. iki tane BC. Sonra AC'den de iki tane olacak. Yani şunu şöyle söyleyebiliriz. ABC kenarlarını yazdıktan sonra bu kenarların ikişerli çarpımının iki katı şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ha Niye böyle söylüyoruz arkadaşlar? Herhangi bir şekli bakın daha sonrasında bunu da kullanacağız. Herhangi bir prizmada bak bu dediğim şey prizmada geçerli. Bir prizmaya baktığınız zaman önünü görüyorsan arkasını göremezsin. Hani bir binaya baktığını düşün dikdörtgenler prizması şeklinde. Önünü gören perspektif gereği arkasını görebilir mi? Göremez. E hocam o zaman ön tarafının alanı mesela şuradaki alan ne? Baktığın zaman A çarpı C. Bu alan A çarpı C'yken... E var bunun deyip iki tane AC diyebilirsin. Ya da üstünü görüyorsan altını göremezsin. Üst yüzeyin alanı alt yüzeyinin alanına eşittir. A çarpı B'den iki tane var diyebilirsin. Solunu gören bakın sol tarafını gören sağ tarafını görebilir mi arkadaşlar perspektif gereği göremez. O yüzden bunun da alanı nedir? B çarpı C'den iki tane olacak diyebiliriz. O yüzden bazı böyle prizma olan bütün prizmalarda biz bunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar bütün prizmalarda görünen yüzeylere böyle hesaplayıp çarpı 2 de diyebilirsiniz bu cümleyi bazı sorularda kullanacağız Çünkü bazı sorular direkt dikdörtgenler prizması şeklinde gelmiyor dikdörtgenler prizmalarının birbirine yapıştırılmış halleriyle karşılaşabiliyoruz o yüzeyleri tek tek böyle görmek zor olabiliyor O yüzden bu şekilde bu cümlede önemli bir cümle O da yeri geldiğinde söyleyeceğim bakın yüzey alanı zaten ön arka sağ sol ee, bir de alt üst şeklinde olduğu için Görünen yüzey çarpı 2 de diyebiliriz. Ya da kenarların ABC, kenarlarının ikişerli çarpımının iki katı şeklinde de düşünebiliriz ki 2AB, 2BC ve 2AC'yi bilelim. ÖSYM bunun üzerinde sözel soruları gerçekten ama gerçekten çok seviyor dostum. Evet yüzey köşegeni. Yüzey köşegeni arkadaşlar herhangi bir yüzeyin köşegeninden bahsediyoruz. Mesela şuradaki yüzey köşegeni. E, arkadaşım nereden çıkıyor bu? Dik üçgenden çıkıyor. Ve evet prizmalarda bunun üzerinde göstereyim isterseniz. Prizmalarda arkadaşlar biz şunu kullanacağız. Prizmalarda böyle dik üçgeni falan kullanacağız. E bu dik dörtgen olduğu için burası 90 derece. Pisagor bağıntısından kare içinde a kare artı b kare çıkar burası. Normalde x değer dersek buraya. Hani x kare eşittir a kare artı b kare. O zaman x de köşe, e, kare küçüğünde neye eşit olacaktır? Kare içinde a kare artı b kare eşit olacaktır. Yalnız bu zemin. Tabanın yüzey köşegeni. Yan yüzeyin yüzey köşegeni mesela şuradaki yüzey köşegeni şurası B ya. B kare artı C kare mesela değil mi? Evet kare küçüğünde B kare artı C kare de olabilir. Ya da kare küçüğünde e, neresini unuttuk arkadaşlar? Ön arkayı unuttuk mesela. Tamam şunları şöyle sileyim kafamız karışmasın. Şu yüzey köşegeninden olacak arkadaşım. Şurası C ya. A kare artı C kare şeklinde Pisagor bağıntısından çıkacaktır. Evet yüzey köşegeni öyle bir tane yok görüyorsunuz. A kare artı C kare şeklinde de olabilir. Bunları ezberleyecek misiniz? Hayır. Sakın sakın sakın. Ben zaten neyi bilin diyorum. Bir alanı bilin mesela burada. Bir de e, hacmi bilin. Cisim köşe nedir diye sorulduğunda da yine siz kendiniz bulabilirsiniz. Cisim köşe dediğimiz şey de arkadaşlar şu. Şunu yanlış mı yazdım ben? E, bir yüzeye ait. Karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasının yüzey köşe Cisim köşe de arkadaşlar şu. Ee, birbirine en uzak iki noktayı birleştiren şu parça cisim köşegeni ya da şuradaki parçalar şurası da cisim köşegeni olabilir arkadaşlar ya da şu uç noktaları birleştirdiğinizde ya da şu uç noktaları birleştirdiğinizde işte bu cisim köşegenidir. Ee, dikdörtgenler prizmasında bütün cisim köşegenleri uzunluklara aynı oluyor arkadaşlar. E ee, burada hesabını yapalım. <laughs> burada da şu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Nereden gelecek? Dik üçgenden. Bakın şimdi bu da önemli. Biz ee, dikdörtgenler prizmasında ya da prizmalarda özellikle dik prizmalarda şunu çok kullanıyoruz. Arkadaşlar yüzeyi dikliği çok kullanıyoruz. Bak şuraya dikkat. Burada bir şeyler güzel bir şeyler anlatıyorum mesela. Bu zemine dik değil mi? Evet zemine dik olduğu için arkadaşlar bu zemine yani kalemi düşün elime dik. Elimin içinden geçen bütün doğrulara da dik olmak zorunda değil mi? Mesela şu parmağıma dik şu parmağıma. Mesela şunu şöyle koysaydım şu parmağıma dik olacaktı. Yan taraflı olsa bile ya da şöyle olsa olsa bile şu parmağıma dik olacaktı. Şöyle 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 90 derece. Yani bu zemine dik olduğu için burada kaçta kaç derece olacaktır? 90 derece olacaktır. E hocam bu çizgi şöyle olmuş olsaydı, aha böyle olmuş olsaydı o zaman yine aynı şekilde bu zemine dik ya. Şurada kaçta 90 derece diyecektik. Şöyle düşün. Nasıl düşünelim onu? Şöyle telefonumda göstereyim. Şu zemine dikse bu zemin içerisindeki bütün doğrulara ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Bakış açınıza göre değişiyor. Mesela şu parmağıma bakın şimdi. Şu dikliği görüyorsunuz net bir şekilde. Değil mi? E bu parmağım şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Böyle, 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 böyle. Yani bu zeminde, aynı zeminde bir sürü 90 dereceyle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Ya da şöyle, şöyle düşünün. Şu 90 derece şöyle. sağ, sağlı, sağlı sollu gittiği zaman şöyle. 90 dereceler öyle bir doğruya dik olmuyor. Ee, yani uzayda biz bunu böyle söyleyebiliriz. Buna da dikkat edin arkadaşlar. E o zaman burada da şu zemine dikse burası 90 derece. Burada da Pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. E, öncelikle buradaki Pisagor bağıntısından buranın kare küçüğünde a kare artı b kare olduğunu söyleyebiliriz. Sonra burada da Pisagor yaparsak cisim köşegeni x kare eşittir. Şunun karesi a kare artı b kare artı bir de şunun karesi c kare şeklinde oldu. X de neye eşit oldu? Kare küçüğünde a kare artı b kare artı c kareye eşit oldu. Yani burada cisim köşegeni kare küçüğünde Normal Pisagor bağıntısından bulabilirsiniz arkadaşlar. A kare artı B kare C kare eşit oldu. Yalnız ben burada cisim köşegeni gösterirken güzel bir şey gösterdim. Dik üçgenle karşılaşabiliriz diye böyle bir şey gösterdim. Ama illa şu şekilde e, 90 derece illa o şekilde karşımıza gelmeyebilir. Mesela ben buraya bir dikdörtgenler prizması çizeyim şöyle. O 90 derece farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Önemli olan o zemine diklik çok önemli arkadaşlar. Mesela e, Şöyle bir şey olduğu zaman, mesela şöyle bir doğru olduğu zaman ya da bu doğru şöyle de olabilir arkadaşlar. Şu doğruyla bu doğru yine diktir. Niye? Şöyle düşünseniz ya. Şuradaki duvara şuradaki gelen doğru dik. Bak bu yandaki duvara dik. Yandaki duvara dikse e, burası da 90 derece. Eyvallah. Ama burası da 90 derece. Bunu da kesinlikle görmek zorundayız arkadaşlar ya da bilmek zorundayız. Bu şekilde şeylerle karşılaşabiliriz. Ya da sen şunu şöyle çizdin mesela. Şöyle bir şey çizdin. Hocam şuradaki doğru bu yan duvara dik ya. Buradaki açı da geniş açıymış gibi gözüküyor ama bakış açınıza göre geniş. Sen böyle baktığın zaman tam dikliği görebilirsin. Şöyle baksan burayı geniş açı gibi görebilirsin. Hatta bu diklik hala varken burada şöyle şu kalemde göstereyim hatta şöyle. Bu diklik hala varken şöyle o kalemi hiç göremeyebilirsin de böyle. Yani şöyle dar açıymış gibi bakış açınıza göre o darlık genişlik Ondan dolayı geliyor. Önemli olan hala da burası dik. İşte oradaki yüzeye diklik burada önemli. Geniş açılmış gibi gözüküyor ama şurası yüzeye dik olduğu için buradaki açı da 90 derece olacaktır. Bunu unutmayın. Biz genelde şunu görüyoruz. Şöyle gördüğümüz zaman a şu alt zemine dik ya e buradaki açı da ne olacaktır? Hop şurası da 90 derece olacaktır. Bu tür ifadeleri de sorular içerisinde de kullanacağız arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Önemli olan zemine dik olması. Alttaki zemine dik. Alttaki zeminden geçen bu doğruya da dik dik. Gerçekten ama gerçekten çok önemli. Evet detaylı bir şekilde anlatıyorum burayı. Yani kafada soru işareti kalmasın. Sorulara geldiğimiz anda oradaki dikleri de zaten size göstereceğim. Merak etmeyin. Hacim bir de hacimden de bahsedelim. Hacim dediğimiz şey de arkadaşlar neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. E taban alanı dikdörtgen A çarpı B taban alanı yükseklikte C olduğundan dolayı A çarpı B çarpı C'ye eşit oluyor. <laughs> Pardon. Şimdi şuraya bakacak olursak e, bizim için önemli olan yüzey alanı. Kenarların ikişerli çarpımının iki katı. 2AB, 2AC ve 2BC şeklinde hesaplanıyor. Önemli. E, belki cisim köşegeni bir tık önemli olabilir. Cisim köşegeninde kare küçüğünde kare artı ve kare Yüzey köşegeninde zaten sen normal Pisagor bağıntısından bulabilirsin. E, hacim de A çarpı B çarpı C kardeşim. Tamam. Dikdörtgenler prizması da bu. Hadi bakalım şimdi soruya. Şimdi örnek 4'e bakalım. Dikdörtgenler prizmasının ayrıtı. Hemen şöyle şekli çizelim ki sıkıntı olmasın. Bak şekli çizerken de dikkat edin. İki dikdörtgeni arka arkaya böyle iç içe olacak şekilde çiziyorum. Sonra şu köşeleri birleştiriyorum. Bu çizmeyi de öğrenelim. Şurası 3, burası 4, burası 5. Yüzey alanı nedir diye soruluyor. Yani biz 3, 4 ve 5 kenarlarını kullanacağız. İkişerlik çarpımlarının iki katıydı. Yani buradan alan ne gelecek? 2 tane 3 çarpı 4 artı 2 tane 4 çarpı 5 artı 2 tane de 3 çarpı 5 diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Ee, ya da biraz önce de anlattığım şekilde yorumlayıp da yine yapabilirsiniz. Yani 2AB, 2AC ve 2BC şeklinde hesaplığını arkadaşlar ya da ben kenarları yazıp ikişer çarpıları tek tek 2 katına alıyorum. Burası 2 kere 3 6 6 kere 4 24 artı 20 burası 40 yaptı artı. 30. Yani topladığımız zaman kaç yaptı arkadaşlar? Topladığımız zaman işlem hatası mı yaptık? Şu 3 4 ha 3 4 5 değilmiş. 3 4 8miş. Özür dilerim arkadaşlar. Şurayı 5 diye. Tabi 3 4 deyince aklımıza 5 geliyor ama burası 8'miş. E o zaman 2 tane 3 çarpı 4. 2 tane 4 çarpı 8 ve 2 tane de 3 çarpı 8 olacak arkadaşlar. Burası 4 4 kere 2 8 64 oldu. Şurası da kaç yaptı? 2 3, 6, 48 oldu. Sonra 8 4 4. Sonra 6'lı olacak. 12 136. Evet cevap 136 yaptı arkadaşlar A şıkkı. Cisim köşegenin uzunluğu nedir? Kare içinde A kare artı B kare artı C kareye eşitti. Ya da sen kendini normal Pisagor bağıntısından bulursun. Hocam cisim köşegeni şurası ya da şurası diyebilirsin. E şöyle yaparsın burasını. Şurası da 8 olarak verilmişti ya. Şunu şöyle yaparsın. Hocam şöyle. Dikdörtgenler prizması olduğundan 90 derece burası 3, 4, burası 5. Sonra Pisagor bağıntısından, şuradaki Pisagor bağıntısından da x'i de bulabilirsin. E, 25 artı, mesela x'in karesi 25 artı 64'ten kaç çıkıyor? 89 çıkıyor galiba değil mi arkadaşım? Evet. X'i de böyle kök 89 diye buluruz. Ya da karek içinde direkt 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 8'in karesi de deyip sonuca ulaşabiliriz. Kök 89'u bu şekilde de bulabiliriz arkadaşlar. Yani Dördüncü sorunun örnek dördüncü cevabı böylelikle A şıkkının cevabı. 136 B şıkkının cevabı da kök 89 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 6, 8 ve 15 olduğuna göre dikdörtgenler prizmasının en kısa yüzey köşegeni kaç santimetre? Hmm. En kısa yüzey köşegeni. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir dikdörtgenler prizmasını çiziyoruz. Bir dikdörtgeni çizdin. Arkasına da bir dikdörtgeni yapıştır şöyle. Yapıştırdık şöyle. Sonra şu, şu ve şu ve şunu çizdik. Kenarlarımız ne? 6, 8 ve 15 santimetre. Şurası 6, burası 8 ve buraya 15 yazdık. Arkadaşlar en kısa yüzey köşegeni, yüzey köşegeni, yüzeylerde oluşan köşegen. Ya buradaki yüzeyde, ondan sonra ya buradaki yüzeyde, sonra ya buradaki yüzeyde. E, en kısa kenarlara sahip olan yüzeyleri bulmalıyım. En kısa kenarlar 6 ve 8 değil mi? Evet. En kısa kenarlar 6 ve 8 olduğu için 6 ve 8'e ait, yüzeye ait bu yüzeyin köşegenini bulmalıyım arkadaşlar. O da ne yapıyor? İşte bu yapıyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 6, 8. Tabi tabanımız dikdörtgen olduğu için burası 90 derece. 6, 8, 13 keninden cevap ne çıkacaktır? 10 çıkacaktır. Aynı zamanda mesela bu yüzey köşegeninde 8, 15, 17'den 17 çıkar. Ya da başka ne var? 6'ya 15'lik bir yüzey köşegeni var şurada. Ee, hangisi? 6'ya 15'lik bu yüzey köşegeninde şu şekilde bulunabilir. Ama 6 ve 15 de 6 ve 8'den daha büyük olduğu için bu daha da büyüyecektir. Cevap 10 oldu. Geldik bir sonraki soruya. 6. sorudayız. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç ayrıtları 2, 3, 4 sayılarıyla orantılıdır. Evet arkadaşlar şöyle hemen kısaca çizelim şöyle hızlı bir şekilde. Evet 2, 3 ile 2, 3, 4 ile yani 2K, 3K ve 4K ile orantılıymış. Cisim köşegeninde kök 29'muş. Yani kare içinde 2K'nın karesi 4K kare artı 3K'nın karesi 9K kare artı 4K'nın karesi 16K kare. Kaç verilmiş? Ee, kök 29 verilmiş. Ee, kare kökler gitti. Bu 16, 9 ve 4'ü topladığımız zaman kaç yapıyor arkadaşım? 29 k kare yapıyor. 29 k kare eşittir. 29 ise k kare eşittir. Birden k'yı da 1 buluruz. Hacmi nedir diye soruluyor. O zaman kenar uzunlukları bu 2 oldu. Bu 3 oldu. Bu da 4 oldu. Hacimde ne olacaktır? 2, 3 ve 4'ün çarpımı olacaktır. Cevap kaç yapıyor o zaman? 24 yapıyor. E hacimi de bileceğiz. A çarpı B çarpı C olduğunu söyledik. Taban alanı ya da taban alanı çarpı yükseklik şeklinde söyleyebilirsin tabii ki. Geldik 7'ye. Evet 3 farklı ayrıtım uzunluğu 2, 3, 5 olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulunuz. 2, e, 3 ve 5 şekli çizmeden hesaplayalım. Kenarların 2 çarpının 2 katı. 2 çarpı 2 kere 3 artı. 2 çarpı 3 kere 5 artı. 2 çarpı 2 kere 5 diyeceğiz arkadaşlar. Bu 4 12 yaptı. Artı 6 kere 5 30 yaptı. Artı 4 kere 5 20 yaptı. Topladığımız zaman da kaç yaptı? 62 yaptı. Cevap 62 oldu arkadaşlar. Evet örnek 8'de geldik. 3 farklı ayrıtın uzunluğu 5, 12, 13 olan dikdörtgenler prizmasının hacmini bulunuz. E neydi? Hacim A çarpı B çarpı C ya da taban alan çarpı yüksek diyebiliriz. 5 çarpı 12 çarpı 13 olacaktır. Bu da 60 çarpı 13 o da 6 kere 3 18 78 yapıyor galiba. Kaç çıkıyor o zaman? 780 çıkıyor arkadaşlar. Evet örnek 8. 780 çıktı geldik örnek 9'a. Şimdi cisim köşegenin uzunluğu verilmiş görüyorsunuz arkadaşlar. Ya da e, direkt bizden şu X uzunluğu isteniyor. X uzunluğu aynı zamanda burası da X uzunluğu. E direkt cisim köşegen uzunluğundan gidebilirsiniz. 7 eşittir kare içinde 2 4 ve x'in kareli toplamı. 2'nin karesi, 4'ün karesi ve x'in karesini şeklinde gidebilirsiniz. Ya da şu uzunluk var ya şöyle üçgen oluşturursak bu bir dik üçgendir. Zemine dik deyip buradan da yapabilirsiniz. Öncelikli olarak 2 ise burası da 2 ya 90 dikdörtgenden dolayı 2 4 ise 2 kök 5 deyip şuradaki pisagor bağıntısından da sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama cisim köşegen olduğunu biliyoruz. O yüzden cisim köşegeni şeklinde ee, cisim köşegeni kare içinde a kare artı b kare artı c kareden de sonuca ulaşabiliriz. Buradan e, her iki tarafın karesini alırsak 49 eşittir. 4 artı 16 artı x kare oldu. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 20. 49'dan 20 çıkınca 29 yaptı. x kare 29 x de böylelikle kök 29 olur. Evet cevap kök 29 oldu örnek 9'da. Geldik örnek ona. Evet şu. Mesela yine cisim köşegeni 13 eşittir. Bakın 13 eşittir. Kare içinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı x'in karesi diyebilirsiniz. Ayrıtların şeyleri şeklinde. Ya da 3 ve 4'ü gören artık insan şunu yapıştırır herhalde. 3, 4, 5. Çünkü dikdörtgen ya zemin. 3, 4, 5. E, 5, 13. E, burada da bir pisagor bağıntısı. Şurası da 90 derece olduğundan dolayı 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden buradan x'i kaç buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. İster buradan yap, ister dik üçgenden yap. E dik üçgeni de kullanmayı da artık öğren. Evet, kullanmayı öğreneceğiz. Hatta şimdi öğreneceğiz galiba buradaki sorularla arkadaşlar. Evet, geldik bir sonraki soruya. 11'deyiz arkadaşlar. Havada bir çizgi. Gençler, havada bir çizgi olduğu zaman ben şu tavsiyeyi veriyorum. Bir üçgen oluştur ama üçgen oluştururken mesela şöyle üçgen değil. Hocam şöyle bir üçgen oluşturayım. Çize, çizeceğin çizgi havadan olmasın. Çizeceğin çizgi yüzeyden olsun yüzey dediğimiz nedir? Yüzey dediğimiz tabanlar bak ya alt tabandan ya üst tabandan ya sağ yüzeyden ya sol yüzeyden ya ön yüzeyden ya arka yüzeyden şeklinde olacak. E sen şimdi şuna ait bir üçgen oluşturmak istiyorsan hop şunu çizebilirsin. Bunu çizdikten sonra büyük ihtimalle karşına dik üçgen çıkacak. Nasıl dik üçgen çıkıyor? Hocam şuradaki çizgi bu alttaki zemine dik değil mi? Evet hocam şu alttaki zemine Şuradaki çizgi dik olduğundan dolayı bak zeminde çizdim ben zaten bunu bu çizgi de şuradaki çizgi de arkadaşlar alttaki zemine dik olduğundan dolayı bak şurası da 90 derecedir aslında şurası da 90 derecedir hatta şurası da 90 derecedir. E, hocam 90-90-180 yapmıyor mu? Bunu böyle düşünmeyeceksin. Bu e, 90-90-180 bu şeyde aynı düzlemde bahsediyoruz burada. Şunlar aslında farklı yüzeylerde oluyor. Farklı düzlemlerde oluyor. Evet bu alttaki zemine dik olduğundan burası 90 derece oldu. Ve burada ne çıktı? Karşımızda bir dik üçgen çıktı. Öncelikli olarak şu kenar 6 verilmiş. E hocam tamam burası 6. 4, 2 verilmiş. Şurası 4 verilmiş. Burası 4, burası 4. Hocam şuradaki dik üçgenden taban dik dörtgen olduğundan buradaki 90'ı unutmayalım. Pisagordan şurayı bulabiliriz. Yani şuraya X diyelim. Şuraya da Y diyelim. Y kare neye eşittir arkadaşlar? 4 ve 5'in kareleri toplama 4'ün karesi artı 5'in karesi yani y kare eşittir. 16 artı 25'ten y kareyi kaç buluruz arkadaşlar? Y kare buradan 41 geldi. E sonra buradaki pisagor bağıntısından da yani şuradaki pisagor bağıntısından da kenarlar 2 ve y değil mi? Evet x karede Hüseyin kare uzunluğu soruluyor bize. x kare yani x kare de neye eşittir? 2'nin karesi artı y kare eşittir. E buradan x kare neye eşit oldu? 4 artı y kare. Y kare de zaten 41. E yani bu 45 eşit oldu. Böylelikle de x kök 45 yapar. Kök 45 de 9 çarp 5 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıkacağından 3 kök 5 diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Özellikle böyle uzunluk mu uzunluk sorulduğunda böyle üçgen oluşturun. Karşınıza büyük ihtimalle dik üçgen çıkar. Unutma. Geldik buraya. İşte bak bu zemine dik. Zeminden geçen bu doğruya da, da ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Yani burası bir dik üçgen arkadaşlar. E, 3-4 verilmiş. Arkadaş şurası da 90 derece. Öncelikli olarak buradaki dik üçgeni kullanalım. Şu dik üçgenden dolayı 3-4-5. Sonra alan isteniyor. E Bu sütun 6 ise buradaki sütun da 6'dır. Bu üçgen dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Bir dik kenar bu. Diğer dik kenar bu. Bu üçgen alanında 5 çarpı 6 bölü 2'ye 30 bölü 2'den kaça eşit olur? 15'e eşit olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu üçgende böyle dik üçgenlik var mı yok mu? Özellikle böyle katı cisimlerde özellikle prizmalarda bu dik üçgenle çok karşılaşıyoruz. Lütfen dikkat. Evet cevap 15 oldu. Geldik bir sonraki soruya. E arkadaşım bu mesela bu. E hocam bu nedir biliyor musun? Öncelikle 5 var 12 var. Şu dikdörtgen ya yüzey. 5, 12, 13 üçgeninden burası 13'tür. Sonra dörtgen. Burası da 4'tür. E hocam ben bu alanı bulacağım. Bu alan nedir? Bu nedir? Bir dörtgen. Aslında bir dikdörtgendir. Niye? Bak şimdi. Şu çizgiye bakar mısın? Bu çizgi şu arkadaki yüzeye, şuradaki yüzeye dik. E, bu yüzeyden çizilen bir çizgi olduğu için burası 90 derece olur. Aynı şekilde bu mavi çizgi bu yüzeye dik olduğu için, şuradaki yüzeye dik olduğu için bu yüzeydeki bu doğruya da dik olmak zorunda. Gördün? E aynı şekilde şu şuradaki çizgi de arkadaşım buradaki yüzeye dik. O zaman bu yüzeydeki bu doğruya diktir. Aynı şekilde buradaki yüzeye bu mavi çizgi dik olduğundan burası da 90 derece olmak zorunda. Yani bir dikdörtgen çıktı. Bu dikdörtgenin alanında 4 ve 13'ün çarpımına eşittir. Evet buradaki 90 dereceyi böyle gör, görebilmek demeyelim de Hani böyle katı cisimlerde böyle dörtgenin alanı, üçgenin alanı falan soruluyorsa büyük ihtimalle bir diklik vardır. Dikliğe lütfen dikkat edin. Evet bu kaç yapıyor? 52 yapıyor. Evet örnek 13'ü 52 bulduk geldik örnek 14'e. Şekildeki dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun ayrıtları 2-3-4 cm olarak verilmiş. Kutunun daha köşesinde bulunan bir hareketli yüzeyde ilerleyerek G noktasına varacaktır. Bak dikkat şuradan başlayıp G noktasına verecektir. Oo. Burada hareketlinin alabileceği en kısa yol nedir? Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Öncelikle ben şunu şöyle bir kopyalayayım. Çünkü yapıştıracağım yer daha var. Şimdi arkadaşlar burada bir hareketli varsa bu hareketliyi nasıl? Hocam şöyle götürebiliriz. Kardeşim yüzeyli üzerinden gidecek diyor. A'dan G'ye normalde en kısa yol şu. Burada ama böyle gidebilmesi için bir canlının uçabiliyor olması lazım ve içeride olması lazım. Değil mi? Evet. Uçabiliyor ve canlı olması lazım. Burada ne var? A köşesinde bulunan bir hareketli yüzeyde ilerleyerek demiş. E bizden cisim köşegeni istenmiyor o zaman. Yüzeyden ilerleyerek nasıl gidebilir? İlk bakışta hocam şöyle gidebilir diyebilirsiniz. Yani bu ön yüzeyi kullanacak sonra şuradaki üst yüzeyi kullanarak böyle gidecek diyebilirsiniz. İşte bu şekilde götürdüğünüz zaman en kısa gidebilir diye böyle tahmin edebilirsiniz. Lütfen buraya dikkatli bir şekilde dinleyin. Bu soruyu şu şekilde çözeyim öncelikli olarak. Hocam ön yüzeyi kullandı bir de üst yüzeyi kullandı. Bu şekilde olduğu zaman ne yapacağız? Yüzey açılımı yapacağız. E ilk yüzey sabit kalsın. Mesela ilk yüzeyi hangisi arkadaşlar? İlk yüzeyi bu. İlk yüzeyi bu. Bu yüzey sabit kalsın. Öbür yüzeyi de ne yapacaksınız? İlk yüzeye göre açacaksınız. E hocam ilk yüzeye göre açalım. İlk yüzeye göre nasıl açacağız? İlk yüzeyimiz bu. Bu üst kapağı açacağım. Bak hem ön yüzü kullanıyor hem üstü kullanıyor. Üst kapağı açacağım. Şöyleyken hop açmak böyle olmaz mı? Evet. Yukarı doğru açacaksın bunu. İşte böyle yukarı doğru açtıktan sonra şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bak önceden burası şöyleydi. Bu açılınca böyle olacak. Yani 2 iken 2 iki, burası da 2 hatta burası da 2 oldu. Bizim buradaki nokta nereye geldi? Buraya geldi. Yani senden ne isteniyor? İşte şuradaki uzunluk isteniyor dostum. Yani senden bu uzunluk isteniyor. E bu uzunluğa ait de bir dik üçgen var mı? Var tabii ki. E hocam şurası dörtgen zaten burası da dört. E burası üçgen burası da üç. E dört var beş var. Burada da bir pisagor bağıntısı var. Yani şuraya bir x diyecek olursam x'in karesi eşittir. Dördün karesi artı beşin karesi. x kare buradan 16 artı 25'ten 41 geldi. x de buradan böylelikle kök 41 diye çıktı. Yalnız burada şöyle bir tehlike var arkadaşlar. <laughs> Kutunun daha köşesinde bulunan bir hareketli yüzeyde ilerleyerek G noktasına varacak. E, bu hareketliyi biz nasıl götürdük? Hocam ön yüzeyden ve üst yüzeyden gitti. Belki daha kısası olacak. Değil mi? Evet soruda şöyle söylenmiş olsaydı arkadaşlar bakın. E, soruda direkt böyle verilmiş olsaydı hocam ön yüzey ve ya gittiği yol gösterilmiş olsaydı şöyle ve şöyle gösterilmiş olsaydı evet ilk yüzey bu ikinci yüzeyi de şöyle yukarı doğru açacağız diyebilirdik. Gayet mantıklı ama nereden gideceğini söylememiş. Ya bizim karınca böyle böyle giderse ne yapacağız? O zaman ilk yüzeyimiz sabit. Bak dikkat. Belki daha aksısını bulabiliriz. İlk yüzeyimiz sabit. İkinci yüzeyimiz de ne yapacağız? Kapıyı açar gibi hop böyle açacağız. Şuraya açacaksın kardeşim şunu şöyle. Şunu şöyle açtın. Açtığın zaman şu çizgi bak şu çizgi buraya mı geldi? Evet. Yani şurası kaç yapıyor o zaman? 2 yapıyor. E, bu noktada buraya geldi. Yani senden aslında ne isteniyor? Şurası isteniyor. Şuradaki uzunluk kaç? 3 birim ya. Burası da 3 birim ve Pisagor bağıntısı. e burası 3 burası 6. Burası da 3 kök 5 mi yapacaktır? Evet. Biraz önce kök 41 bulmuştuk. Şimdi 3 kök 5 bulduk. Hangisi daha küçük? Bunun karesine 3 kere 3 9. 5 kere 9 45. Valla kök 41 daha küçük oldu. Yani şu ana cevap kök 41 gibi gözüküyor. Ama e, bir de şöyle yaptığımızda bunu bu şekilde bulduk. Farklı bir şekilde daha olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Nasıl açılabilir bir de? Arkadaşlar şuna dikkat edin bir de. Bizim şu yüzeyden götürdük. Ee, nasıl götürdük? Şu ön ve buradan götürdük. Peki bunu havada gibi düşünün. Şöyle götürürsek ne olacak arkadaşlar? Alt zeminden ve sağ yüzeyden götürsek. E hocam alt zemin şeyse hani içinde gibi düşünün. E bu kat, kapalı bir kutuysa dışında götürürken nasıl gideceğiz? Aynı şey hocam şuradan ve şuradan gitmesiyle aynı şey aslında. <laughs> evet. Buna göre hesaplayalım arkadaşlar şimdi. Şuna göre hesaplayalım. O zaman bizim ilk yüzeyimiz bu mu? Evet. Ön ilk yüzeyimiz bu. İlk yüzey böyle gitti. Sonra böyle gidecek. İlk yüzeyi sabit kalsın. İlk yüzeye göre öbür yüzeyi açalım. Böyle hop aşağı doğru yatacağız o zaman değil ilk İlk yüzeye sabit kalacaksa. Aşağı doğru yatırdığın zaman hop şöyle hop şöyle oldu değil mi? Evet. E bu 3 buraya geldi. Şurası 3 diyeceğiz. Şu 2 burası şuradaki noktada buraya gelmiş oldu. Bizden de şu uzunluk isteniyor. <laughs> o zaman ne oluyor? Üçgen 3. Üç. E hocam burası da 90 derece. Şurada bir Pisagor bağıntısı. Yani şuraya da x diyecek olursak x'in karesi de neye eşit oldu? 2 ve 7'nin kareleri toplamı. 2'nin karesi artı 7'nin karesi. 49. 4 daha kaç yaptı? 53 yaptı. X de böylelikle kök 53 yaptı. Ama kök 53 mi olur cevap arkadaşlar? Cevabı ne bulduk? Kök 41 bulduk. Ya da ne bulduk? 3 kök 5 bulduk. Ya da ne bulduk? Kök 53 bulduk. Bunlardan en küçüğü hangisi? Kök 41. Dolayısıyla cevap kök 41 diyebiliriz. Ha. E, ÖSYM bununla ilgili soru sorsa sanki şöyle ya gideceği yönü belirse Hani hocam böyle böyle gitti. Ön yüzey ve yani karıncanın gittiği yüzeyleri gösterirse işimiz kolay. Göstermezse de böyle 3 farklı şekilde bu durumları da düşüneceksiniz arkadaşlar. Ben bu detayı size anlatmak zorundayım. O yüzden bu şekilde yaptım arkadaşlar. E bu şekilde olduğunu da e fark etmeniz gerekiyor. Tamam. Ama genelde sorular nasıl geliyor? E karıncanın gittiği ya da bir canlının gittiği böyle yüzeyler gösteriliyor. İlk yüzey gittiği ilk yüzey sabit ikinci yüzeyi ona göre açacaksın sadece. Ön yüzey ise öne göre üstü açmak yukarı doğru açmak. Ee, öne göre sağa açmak şöyle kapı açar gibi. Alta göre bunu açmak bunu aşağı indireceksin sadece. Aynı aynı düzleme denk getireceksin yani. Aynı düzleme denk getirmek için bunu da aşağı doğru indireceğiniz farkındasınızdır büyük ihtimal. Evet gençler örnek 14'ü böylelikle bulduk. Ee, kök 41 bulduk geldik örnek 15'e. Bir dikdörtgenler prizmasının 3 farklı ayrısının uzunlukları toplamı A. A artı B artı C'yi kaç vermiş? 10 vermiş. Cisim köşegeninin uzunluğu e, kare içinde A kare artı A kare artı B kare artı C kareyi de kaç vermiş? 4 kök 3 vermiş. Yüzey alanı nedir diye soruluyor. İşte böyle e, ÖSYM bunu da seviyor arkadaşlar. Bu dediğimiz nedir? Çarpanları ayırma yöntemini kullandırma şeyi aslında. Evet ne yapacağız arkadaşlar burada? A e, artı B artı C verilmiş bize. Neyi bulmaya çalışacağız? Yüzey alanı. Yüzey alanı bulurken bizden ne isteniyor? A, B, A, C ve BC C çarpımları isteniyor. E o zaman burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ve burada çarpanları ayırma kullanmayı bileceğiz. Yani şurada her iki tarafın karesini alırsam. Üçlülerin karesini alınca ne oluyordu? A kare artı B kare artı C kare oluyordu. Bir de artı kenarların iki çarpımı. 2 A, B, 2 A, C ve 2 bc oluyordu. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? yüze eşitmiş. E kök içinde a kare artı b kare artı c kare 4 köküçtü. Buradan da a kare artı b kare artı c kareyi her iki tarafın karesini alırsak 48 yaptı. Şunun yerine bir 48 yazarsak eğer 2ab artı 2ac artı 2bc ne geldi arkadaşlar? 48 öbür tarafa atınca 100 eksi 48. 100'den 48 çıkınca kaç kaldı? 52 mi kaldı? Evet. Böylelikle şuraya 52 bulduk arkadaşlar. Bu dediğimiz nedir? Yüzey alanı. Yüzey alanı isteniliyor bizden. E yüzey alanı da zaten 2 çarpı AB, 2 çarpı AC, 2 çarpı BC değil miydi? O zaman cevabımız 52 çıktı arkadaşlar. Evet böyle çarpanları ayırmayı da kullanmayı çok seviyor. Sözel sorularda özellikle buna da bu şekilde dikkat edin. Arkadaşım hatta özellikle sorular da vardır. Biraz sonra sorularını da çözeriz zaten. Böyle taraf tarafa toplama, taraf tarafa çıkarma, taraf tarafa çarpma gibi şeyleri de ÖSYM gerçekten çok seviyor. Neyse geldik bir sonraki soruya 16. soruya. Dikdörtgenler prizmasında 3, 5 ve 2, 2 verilmiş. Evet şöyle şekilde dikdörtgenler prizmasının 1 bölü 2'si su ile dolu. Evet 1 bölü 2'sinin su ile dolu olduğunu görüyorsunuz zaten. 2, 2 olduğundan. Verilenlere göre prizma B, C, G, F yüzü üzerine dik şekilde oturtulursa suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor. Evet bir prizmanın içerisine bu şekilde konulmuş. Hangisi? B, C, F, G. Evet şu yüzey üzerine oturtulduğunda şey ne olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet ben kısa şeklinde küçük şeklinde şöyle çizeyim. Bu yatırdığın zaman dikdörtgenler prizması böyle mi olacak arkadaşlar? Evet. Şöyle olacak. Bu zemindeyse zeminimiz kaç arkadaşlar? Zeminimiz 3 ve 4. Evet zeminimiz 3 ve 4 olacak. Şöyle. Yüksekliğimiz kaç oluyor o zaman? Yüksekliğimiz de 5 mi olacak arkadaşlar? Evet. Yüksekliğimiz de 5 olacak. Şimdi bunu böyle yatırdığımız zaman içinde bir miktar su olacak. Şöyle bir su olacak arkadaşlar. İşte buradaki suyun nesi soruluyor arkadaşlar? Yüksekliği ne olur diye soruluyor. Arkadaşlar burada e, aslında baktığınız zaman iki şekilde yapabilirsiniz. Hocam e, silindirin yarısı dolu. E, o zaman bu da yarısı dolu olacak. Yüksekliğimiz 5 ise 5 bölü 2'si olacak diyebilir miyiz? Evet. Ya da bu tür sorularda şöyle yapabiliriz. Her ikisinde de içinde bulunan su miktarı aynı değil mi? Evet. V su üzerinden gidebiliriz. Birincisinde V su 3 çarpı 5 çarpı 2 değil mi arkadaşlar? Evet. 3 çarpı 5 çarpı 2. İkincisinde V su ne? 3 çarpı 4 çarpı H olmaz mı arkadaşlar? Evet. 3 çarpı 4 çarpı H'e eşittir. Evet. Her iki şekilde de su aynı olduğu için suyun hacimlerini birbirine eşitledik arkadaşım. Tamam mı? E buradan 3'ler nanay oldu. E burası e kaç oldu? 10 eşittir 4 haçtan. Böylelikle ne geldi? Haçı 10 bölü 4 olarak buluruz. Sadeleştirme yaptığımız anda cevap kaç çıkıyor o zaman? 5 bölü 2 çıkıyor. Böyle sulu cisimleri de sorduklarında e, her ikici şekilde de hacimlerinin birbirine eşit olmasını bu şekilde kullanıyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Evet. ÖSYM sever. Bak. Matematik bilgisini kullandırıyor. Farklı ABC ABC ayrıtları arasında böyle bir bağıntı varmış. Prizmanın alanını vermiş. Prizmanın alanını vermişse ben neyi biliyorum arkadaşlar? 2 tane AB, 2 tane AC, 2 tane BC kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. 60. Hatta buradan AB artı AC artı BC 2'ye böldüğüm zaman kaç buluyorum? 30 buluyorum. Sonra burada da şöyle bir bağıntı verilmiş. Payda işlemekten başka şansımız yok. Şunu B ile C ile şu B'yi de AC ile bunu da AB ile çarptığım zaman BC artı AC artı AB bölü aşağısında ne yapıyor arkadaşlar? ABC yapıyor. Bunu neye eşitmiş? 1 bölü 3 eşitmiş. E hocam AB artı AC artı BC'yi zaten biz bulduk 30. E yaz yerine bak AB, AC ve BC toplamı 30. Yukarısı 30 bölü ABC. Hacim soruluyor bize. E A çarpı B çarpı C de zaten hacim değil mi? Evet. E o zaman şu yukarısı bu 30 bölü aşağısı hacim yani V yazdım eşittir 1 bölü 3 mi olacak? İşler dışlar yapınca V'yi de kaç buluruz? 90 olarak buluruz. Evet örnek 17'yi 90 bulduk. Böyle matematiksel ifadeleri ÖSYM gerçekten çok seviyor. Özellikle prizmalarda sözel soruları soruyor. Geldik örnek 18'e. Ayrıtları ABC olan dikdörtgenler prizmasında. Şu toplamlar verilmiş. Prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. <laughs> Arkadaşlar aslında bakın A artı B'yi 6 vermiş. B artı C'yi kaç vermiş? 8 vermiş. Sonra A artı C'yi kaç vermiş? 4 vermiş. E ben burada taraf tarafa toplarsam hepsini 2A 2B 2C'yi bulurum değil mi? 2A artı böyle taraf tarafa toplamayı da çok seviyor mi Toplam kaç yaptı? 18 yaptı. A artı B artı C kaç yapar? O zaman 9 yapar. Arkadaş A artı B artı C eşittir 9'sa A'yı ben bulabilirim. Bak A artı B 6. Gel burada bunun yerine 6 yaz. C kaç oldu? 3 oldu. E hocam A artı B artı C kaçtı? 9'du. B artı C verilmiş. B artı C burada kaç? 8 ise o zaman A'yı kaç buluruz? 1. Evet A'yı kaç bulduk yazalım. A 1. B'yi kaç bulduk arkadaşlar? B'yi bulamadık da. C'yi kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. E zaten A artı B artı C'nin 9 olduğunu biliyoruz. A artı B artı C'nin 9 olduğunu biliyoruz. A 1 ise C 3 ise e o zaman buraya da kaç kaldı arkadaşlarım? 5 kaldı. B'yi de 5 bulduk. Bizden ne isteniyor? Bizden prizmanın hacmi. Hacim a çarpı b çarpı c olacağından dolayı a1, b5, c de 3. Cevap kaç yapar? 15 yapar. İşte böyle şeyleri ÖSYM gerçekten çok seviyor. Taraf tarafa toplama, taraf tarafa çıkarma gibi şeyleri, özellikle yüzey alanlarında da bu tür şeyleri, sözel ifadeleri çok seviyor. O yüzden bunlara bu şekilde dikkat edelim. Ama bunun için tabii ki A çarpı B çarpı C'nin hacmi olduğunu e, AB, 2AB, 2AC ve 2BC'nin de e, ne olduğunu yüzey alanı olduğunu bilmemizde fayda var arkadaşlar. Evet gençler sanırım bu 4 sayfayı bitirdik. Yani karedik prizmaya geleceğiz. Onu da bir sonraki videoda anlatacağız arkadaşlar. Aslında karedik prizmayı da anladınız. Yani çok rahat bir şekilde yaparsınız. Videoyu böyle bir sonraki videoyu izlemeseniz bile kendiniz şuradaki karedik prizma olan kısmı rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ki yaparsınız da. Çünkü olayın mantığını anladınız ve kavradınız. Neyse. Gençler böylelikle ilk kısmı bitirdik. Yani 17. haftanın ilk videosunu bitirdik. Bir sonraki videoda ikinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.